Aslında böyle öğretmen olmaz ve olmamalı. Ama 21. yüzyılda dayatnaları yazmış, yazamamış. Bir dakika canlarım, video yaşayan canlarım, bugün efsane komik bir kontentle karşınızdayım. Instagram'da bildiğiniz gibi videolarım belki keşfetinizde zaten sık sık düşüyordur. Şu ara attığım videoların hepsi 500k 1 milyon aralığında izleniyor. Birkaç video aynı anda keşfete düşüyor. Video keşfete düşüyor, bir ay sonra tekrar keşfete düşüyor. Öyle bir etkileşim var. Instagram'da 10k takipçiyi zaten geçtik. Videolar da milyon izlenmeye başlayınca yorumlar da bu sefer artmaya başlıyor. Benim hakkımda neler neler diyorlar, neler söylüyorlar, kafayı yersiniz duysanız. Biraz yoruldum, tüm yorumlara bakamadım. Açtım Instagram'ı, tüm videoların yorumlarını tek tek okumaya başladım. Daha önce okumamıştım bu kadar sık. Bir videoda 500 tane yorum var, bunları okudum. Genelde şunu söylemem gerekirse, ya Can sen de abartma diyecekler için. Gerçekten 500 yorum varsa 495 tanesi olumlu yorum, mutlu, pozitif vesaire, öven yorumlar. 5 tane de illaki çıkar. Yani illaki çıkar birkaç tane. O da doğanın kanunu. Ya bunların kötü yorum değil de ciddi bir zihinsel sorunları olan insanlar olduğunu düşünüyorum ya. Şimdi yorumları okudukça anlayacaksınız zaten. Birisi şey demiş. Top alsana çocuklara, bir de gidip onlar... Ya. Olay şu. Önce olayı anlatayım. Ekrana keşke koyabilsem böyle videoyu ve yorumu ama edit yeteneği bu kadar gelişmiş değil. Neyse. Bir tane video var. Bu arada şunu belirtmem gerekirse videoları karne gününde çektim. Ondan sonra çektiğim videoları öğle aralarında çekiyorum. Öğle arasında yemek yiyen çocuklar olunca ya da yemek yemiş, öğle arasında top oynuyorlar. Diyorum gelin çocuklar video çekelim. O mesela videolar çekiyorum. Biri de şey demiş, videonun birinde çocuklar, ulan bizim de lisede bile bizim öyleydi. Su şişesini almış abi, su şişesiyle bir Weber atıyor çocuklar. Gidiyorum ben de onlara çalım atıyorum falan filan oynuyoruz. Abi adamın yorumu, ben onlara top almamışım, niye top almıyormuşum, öğretmenmişim bir de, o kadar maaş alıyormuşum da niye böyle bir şey yapmıyormuşum. Yani inanamadım ya, bu yorum yorucu ulan, nasıl böyle düşünebilir insan ya dedim. Ne cevap vereceksin ya, cevap vermiyorum ben genelde böyle saçma sapan insanlara. Ha, videoda söylemek istedim ama ya düşünce şekline ve yapısına bir bakabilir misiniz abi? Bunun üzerine videoda konuşmaya çalışsam, ha, düşündüm işte şimdi kötü yorumları okuyorum, videosu çekiyorum. Ne diyorlar acaba diye. Üzerinde yorum yapmam gerekiyor ya, abi adama diyecek bir şey yok. Ya ne diyeyim şimdi? Pardon mı diyeyim, ya ne anlatayım bu adama? Ya siz söyleyin söylemeniz gerekeni. Tabii küfür etmeyin ama. Bilmiyorum abi. Üzülüyorum sadece. Bazen çok konuşmamak lazım. Aha, bu yorumun benzerini yapan ciddi bir kitle var. Tam olarak aynı yorum olmasa da bunu ima ediyorlar. Ya ciddi ciddi benim derste oturmuşum. Ben Türkçe öğretmeni olarak derse giriyorum ya. Öyle değil. LOL öğretmeni olarak giriyorum derse. Ben yayıncıyım. İşte Reels falan filan çekiyorum. Derste insanlara LOL öğrettiğimi düşünenler var. Derse giriyorum. Evet arkadaşlar, bugün konumuz LOL. Bunu troll yorum atanları saymadan söylüyorum bu arada. Mesela birisinin yorumu. Ayıp değil mi öğrencilere böyle kötü alışkanlıkları kazandırmak? Abi. Ne kötü alışkanlığı kanka, ben öğrencilere ne kazandırıyorum, şaka mı yapıyorsun? Bir de şöyle bir şey var. Ortaokul çocukları zaten aktif olarak bolca oyun oynuyor. Sınıfta bak şöyle söyleyeyim size. 1000'den fazla öğrenci gördüm ve öğrencilerden LOL oynayan sayısı maksimum 5'ti. Yeni nesildeki ortaokullar artık LOL oynamıyor. Roblox oynuyor, Minecraft oynuyor, PUBG oynuyor. Ya bu tarz oyunlar oynuyor. Biraz daha mini, daha hızlı oyunlar oynuyor. Ki zaten benim öğrencilere LOL, nasıl öğrencilere LOL alıştırabilirim abi ben şimdi? LOL oynayın mı diyorum? İnternetten rastgele televizyon neler neler görüyorlar. Her öğrenci bir yerden bir rol model alır kendine ama benim derste çektiğim video zaten karne günde çekilmiş. Müdür falan herkesin haberi var. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bir veda videosu gibi. O okuldaki son dersim olmuş oluyor. Hoca da var zaten sınıfta. Öyle bir veda videosu çektik. Adam diyor ki ben öğrencilere kötü alışkanlıklar... İlla ki oyun oynayacak oyun çağındaki çocuklar. Eskiden nasıl saklambaç oynuyorsa insanlar günümüzde de bilgisayar başında bunu yapıyor. Yine sokakta oynamalılar. Fiziksel olarak da spor yapmalılar. Ama oyun ihtiyacı günümüzde bilgisayar üzerinden, tablet üzerinden yapılmaya başladı. Yani bunu ben başlatmadım. Bilgisayar ben icat etmedim. Bilgisayardaki oyunları da ben icat etmedim. Çocuklara oyunlara da ben başlatmadım. O yüzden kötü alışkanlık kazandırdığımı düşünmüyorum. Yani bu mudur asıl sorun diye düşünmek lazım aslında böyle durumlarda. Yani oyun mudur asıl sorunumuz şimdi? Daha neler neler görüyor çocuklar televizyonda, orada, burada, şurada. Neyse, belli yorumlar hakkında böyle derin yorumlar yapmamak lazım. Çünkü uzar gider. Zeka desen yok demiş benim hakkımda. Ya şunu da düşünüyorum. Bu adam mesela benim videomu görüyor bir şekilde. Keşfe düşüyor, sağa düşüyor, sola düşüyor. Orada görüyor, sonra ne diye bu yorumu yapıyor? Mesela... Oğlum Kazik sakin lan. Kazik ya. Kaç falan gel. Hatayı mı kessek orada bir yerde ya?
Oy bu bura ne oğlum, bura ne? Vallahi penta attırdı çocuklar ha. Aa topu da kestik. Hayatımda oynadığım en iyi yerlerden birisi olabilir bu arada. Harbi dakika 9'da katliam yaptık. Yani ne diyeyim, bir gerekçeye dayandırsaydı sen şu yüzden zeka yoksunusun sen bunu yaptın falan deseydi neyse de şimdi ben ne diyeyim bu adama? Ben de mi küfredeyim? Bazen şunu istiyorum şimdi. İnsan hakkında kanı konuşmak kolay. İnsan insanı sevmeyebilir. Benim de sevmediğim insanlar var. Ama niye sevmem? Hayat görüşünü sevmem. Bana aykırıdır. Bir şekilde ucu bana dokunan, zarar veren bir şeyler yapıyordur ya da başka bir insan için de aynısı geçerli olabilir. Bu insanı sevmem. Sevmiyorum derim. Hatta YouTube'da sevmediğim insanlar da var. Videosu karşıma çıktığı zaman istemiyorum abi, bana önerme diyorum. Bir daha da görmüyorum mesela o insanı. Ama gidip şu yorumu yapmıyorum onun videosuna. Sen böylesin, sen şöylesin. Sen kötüsün ha. Bunu yapmıyorum ki. Bunu yapsam bile daha mantıklı bu adamın yaptığı hareketten. En azından bir sebep söyleseydi, bir anlasaydık niye zekamız yokmuş. Yani zekamın var olduğuna dair makalemi yayınlayayım şimdi bu adam için. Neyse, bu sene yüksek sansa başlayacağız zaten. Yazarız bir şeyler belki. Az önce o dediğim yorumların bir benzeri yorum gelmiş. Yanlış bir şey bu oyunlar. İnsanların hayatını çalıyor. Rol model alınan bir insanın çocuklara bu tarz oyunlara sevk etmesi çok yanlış. Bir yerde çok minik hak veriyorum. İnsanlar beni rol model alıyor. Bu insanlar benim konuşmamı, diksiyonumu, düşünce tarzımı, hayata bakış açımı da örnek alıyor. Öncelikle öğrencilere verilmek istenen şey bu zaten. Derste verilen verilir, konu anlatılır, öğretmen konuşur, etkileyici konuşur. Öğrencinin hayatına dair bir görüşünü aydınlatır. Öğrenciye vatan millet sevgisini, Türk aşılar. Ya bu olur mesela. Bunlar da rol model alınıyor ama en ufak bir lole dair bir kelime geçtiği an sanki ben öğrencilere dünyadaki tüm kötülükleri yapıyormuşum da onların öğrenim hayatlarını ket vuruyormuşum da zarar veriyormuşum gibi bir algı oluyor niyeyse. Yok abi, o benim kanaatimde. Ayrıca ben şu an stajyer öğretmenim. Beni de gözleyen bir öğretmen var sınıfta. Yani ben yalnız başıma kafama göre istediğim şeyi yapmıyorum sınıfta şu anda. Beni izleyen insanlar var. Hatta bir tane daha stajyer öğretmen var benim sınıf arkadaşım. O da izliyor. Yanında şu an milli eğitimde çalışan öğretmen de var. Bizi izliyor, yorumluyor. İşte şurada şöyle yapmalıydın, şurada şöyle gibisinden. Burayı çok iyi yaptın. Şu konuya iyi değindin gibi. Ya bunlar da var. Bunlar sanıyor ki ora benim babamın çiftliği, ben rastgele bir şeyler sallıyorum derste. İtime dair bir fikri olmayan insanlar sanki kahvedeymiş gibi muhabbet yapıyor. Siyaset muhabbeti yapar gibi eğitimden bahsediyor herkes. Ya eğitim şöyle olmalı, eğitim böyle olmalı. Ya kardeşim, sen hangi vasıfla bunu söylüyorsun? Nasıl bir doktora akıl vermek saçmaysa sen doktora gidip hocam bakın Google'da böyle yazıyormuş desen doktor sana gülerse, aynı şekilde bir eğitimciye bunu desen de o da sana güler. Mantık buraya geliyor. Derste güler yüzlü olmak, öğrencinin derdini anlayabilmek. Bunlar benim iyi yaptığım şeyler. Normal öğretmen olmayan hayatında da iyi yaptığım şeylerden birisi insanı anlamak. Ekstra genç yaşta öğretmenliğe başlayınca şöyle bir avantajım var. Çocuklarla aramda çok fazla yaş farkı yok. Onları anlayabiliyorum. Onları anlayabilen en iyi öğretmenlerden birisiyim. Çünkü ben de oyun oynayan ve dersleri kötü olan bir öğretmendim mesela. Eğer bu arkadaşın geleceği yere dediği şeye bakarsak. Yani rol modelinden daha önemli konular var deyip çok da üzerinde durmayacağım. Aa, biri ufuzun yazmış şimdi ya. Yani şimdi bir şey yazacağım, kendine savunmak için gereksiz yere cevap verecek. Birader, çocuklara aptal bir oyun aşılama, git tarih, coğrafya, matematik öğret boş vaktinde. Türk öğretmen olarak matematik öğretecekmişiz. Oyunlar insanları antisosyal kişilik bozukluğuna zemin hazırlayan bir oryantasyon süreci. Bu yazmış bir de böyle yabancı kelimeler kullanarak. Herkes olmasa da çoğu genç maalesef kendini ifade edemeyip günde 10-15 saat oyun oynayıp iletişim kuramıyor. Ya benzer bir konu, yine eğitimciye rastgele öyle fikirler verilmiş. Boş dersimde matematik öğretecekmişim, boş dersimde onu yapacakmışım, bunu yapacakmışım. Videonun başlığında, yani açıklama kısmında şu yazıyor chatim. Bu yorumları yapan kişiler okumaktan yoksun olduğu için pek anlayamıyor. Video karne günü çekilmiştir. Yani öğrenciler bahçede takılıyor. Derste film izliyor, Amerikan filmleri vesaire izletiliyor. Böyle bir günde veda olarak çekilmiş öylesine eğlenceli bir video. Ama yine her şey hakkında bir fikri olan... Sana bireye bastık kanka, sen tek yedin gibi ya, aynen. Tak. Bu bilgisayarı kötü gösterme süreci televizyonda da vardı zamanda, hatırlarsanız. Ne vardı? Televizyona yakından bakmayın muhabbeti vardı. Sonra o bilgisayara geçiş, çok uzun süre bilgisayar başında durmayın. O ona, bu buna, şu buna. Ya dünya değiştikçe bunlar çağımızın gereklilikleri. Hiçbir insan günde 10-15 saat bilgisayar oynamaz. Bunun rehberlik hizmeti de var, aile de var. Bunun içinde bireyselleştirmiş eğitim planları vesaireler kapsayıcı eğitim, neler neler var eğitimde. Adamın hiçbir fikri yok ki. Yani önceliğe bakmak lazım. Çocuğun eline tablet verip rastgele yetiştiren yetişkinler var şu anda. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Belki sizin kardeşiniz de öyle yetişiyordur.
Öyle bir anlatıyorlar ki olayın tüm suçlusu bir anda biz oluyoruz. Bir de bu başladı. Eskiden eti senin kemiği benim mantığı vardı eğitim. Hatırlarsınız. İlla ki duymuşsunuzdur da bir yerden zaten. Artık öğretmenler ip üstünde. Ne olsa ya bir şey olsa rastgele ya okulda olabilecek herhangi bir olumsuz şey. Yani direkt öğretmenin kabahati olmaya başlıyor. Yani ölür müsün? Öğretmenlere sorsanız şu an görev yapanlara. Konuda o kadar müzdaripler ki hepsinden bir fikir almaya çalışıyorum. En ufak bir olayda okula veli geliyor. İşte sen benim çocuğuma nasıl şöyle... Çocuğa da bir şey olmamış yani, bir şey de yapılmamış. Öğretmenler ip üstünde olunca da bu sefer öğretmen için zor zamanlar başlıyor. Aa bak, bu en manidar yorumlardan birisi. Videoların birisinde küpeliyim, saçım uzun ve yapılan yorum şu. Aslında böyle öğretmen olmaz ve olmamalı. Ama 21. yüzyılda dayatnaları yazmış, yazamamış. Gençliği bozacak her tip ön planda erkekte küpe görmek gülücük ve bunu normal karşılamak hastalıktır. Yani küpe takmaya ve saç uzatmaya karşı bir insan. Olsan o atam, bu atam, şu atam diye gezer. Tarih bilmez, yobaz, çağ dışı, hayat görüşü olmayan, saygısız, vasıfsız, değersiz, rastgele bir insan. Ya benim gözümde hiçbir önemi yok. Tak diye bir ulti atı verdik. Ya bu adama mesela ne anlatabilirsin ya da buna ne diyeceksin de aa evet diyecek. Ya bu adam olmaz. Ya bir şekilde olmaz hale gelmiş. Zor bir aşamadan geçmiş bu hale gelmek için ama geçmiş. Kanaati sizde. Bak konuyu bir anda şuraya getirmiş bir de. Altına kötü yorum atmışlar. Sen ne yapıyorsun, salak mısın falan filan diye. Küpe sadece takı olarak bakıyorsak 8 santimci topuklu ve kısa etek giymiş erkekler de gezmeye başlasın. Yani konu buraya nasıl geldi şimdi? Etek mi giyiyoruz kanka biz? Neyse çetim. Dediğim gibi her türden insan var dünyada. Bir şekilde bazen yok sayacaksın. Tamam kardeşim, edeceksin, geçeceksin. Bu arada yapılan yorumların bu yani %1'i. Zar zor buldum bunları da. 5-6 tane önce bulabildim zaten. Genelde keşke benim de öğretmenim olsan. İşte eğitim. Yeni nesil öğretmenler gümbür gümbür geliyor. Benim zamanımda böyle hoca olsaydı. Keşke benim hocam olsan. Bu yorumlar tabii ki ağırlıkta ama sadece bir kötü yorumlar okudum. Content yapmak istedim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.